Arkadaşlar merhaba. Sıvı çözeltiler konumuza korelatif özelliklerle devam ediyoruz. Çözünen maddenin değişimine bağlı olarak belirlenen özelliklere korelatif özellikler denir. Korelatif özellikler buhar basıncı düşmesi, donma noktası düşmesi, kayma noktası yükselmesi ve osmotik basınç olarak dörde ayrılır. Birinci olarak buhar basıncı düşmesi. Bir sıvının içinde uçucu olmayan bir katı madde çözüldüğünde katı madde sıvı molekülleriyle yeni bağlar kurar ve sıvının buharlaşması zorlaşır. Bu yüzden elde edilen çözeltinin buhar basıncı saf sıvının buhar basıncından daha az olur. Ve şu bağıntıyı kullanarak bulabiliriz. P çözelti eşittir. P sıvı çarpı x sıvı. P çözelti çözeltinin buhar basıncı. P sıvı sıvının o sıcaklıktaki buhar basıncı. X sıvı da X'i biliyorsunuz ki mol kesirini temsil ediyordu. X sıvı da mol sıvının mol kesiri demektir. Eğer çözeltiyi oluşturan maddeler sıvı ise her bir sıvının o sıcaklıkta buhar basıncı olduğundan çözeltinin buhar basıncı şu bağıntı ile bulunur. P çözelti eşittir. P sıvı 1 çarpı x sıvı 1 yani birinci sıvının buhar basıncı çarpı birinci sıvının mol kesri artı ikinci sıvının buhar basıncı çarpı ikinci sıvının mol kesri diye devam eder. Örneğimize bir bakalım. 18 gram C6 H12 O6 ve 14,4 gram su ile hazırlanan çözeltinin 20 santigrat derecedeki buhar basıncını hesaplayınız demiş. Şimdi C6 H12 O6'nın şeker olduğunu biliyoruz ve katı olduğunu biliyoruz. O zaman şunu yazarak hemen sorumuzu çözelim. P çözelti eşittir. P sıvı çarpı x sıvı diyeceğiz. Şimdi P çözeltiyi zaten P çözeltiyi soruyor bize. Bize 20 santigrat derecedeki suyun buhar basıncını vermiş. Sıvının emasını da vermiş yani molekül ağırlığını da vermiş. Sıvımız su, suyun molekül ağırlığını da vermiş. O zaman ben buradan mol kesirini bulabilirim. Mol kesirini nasıl buluyordum? İstenilenin mol sayısı yukarıya, aşağıya toplam mol sayısı. Bakalım. Şeker eşittir. Şekerimizin ağırlığı 18. Eması 180. Buradan 0,1 mol olarak buluyoruz şekerin molünü. Hemen suyun molünü bulalım. N su eşittir. 14,4 bölü 18. Buradan da 0,8 mol olarak da suyun mol sayısını buluyoruz. Peki o zaman x sıvıyı hemen yazalım. X sıvı eşittir. İstenilenin mol kesri yani sıvının molü bölü toplam mol sayısı. O da şöyle yazalım. 0,8 artı 0,1 yani 0,9. Buradan x sıvıyı buldum. O zaman hemen formülde yerine yazalım. P çözelti eşittir. 18 çarpı 8 bölü 9. Şimdi şunları bir sadeleştirelim. 9 ile bölüm durumunda olduğu için 9 ile 18 sadeleşir. Burada 2 kaldı. P çözelti buradan 2 çarpı 8'den 16 oldu. P çözelti eşittir. 16 milimetre civa olarak bulduk. Gördüğünüz gibi suyun başlangıçta yani 20 santigrat derecedeki buhar basıncı 18 iken içerisine şeker ilavesi edildiğinde gördüğümüz üzere çözeltinin
buhar basıncının düştüğünü görüyoruz. Gelelim sıvı sıvıysa ne yapacağız? Sıvı sıvıysa P çözelti eşittir. P sıvı, P sıvı 1 çarpı x sıvı 1 artı P sıvı 2 çarpı x sıvı 2 diyeceğiz. X ve y sıvılarından oluştur x ve y sıvılarının oluşturduğu ideal bir çözelti varmış. Şimdi ikisinin de sıvı olduğunu bildiğim için şu formülü direkt yazdım. Buhar basıncı, yani bize çözeltinin buhar basıncını vermiş bu sefer. X sıvısının buhar basıncını vermiş ve mol kesirini vermiş. Mol kesiri için size daha önce şunu söylemiştim. Mol kesirlerinin toplamı daima 1'e eşit olmalıydı. Yani x artı x y'nin mol kesirinin toplamı 1'e eşit olmalıydı. Ben x'in mol kesirini biliyorum. 0,2. Soruda bana öyle vermiş. O zaman y'nin mol kesirini bulabilirim. Y'nin mol kesiri buradan ne oluyor? X, y eşittir 0, 8 oluyor. O zaman ben x'in buhar basıncını da biliyorum, mol kesirini de biliyorum. Y'nin de mol kesirini biliyorum. Buhar basıncını bulmam gerekiyor. Hemen şuraya yazalım. P çözeltimiz soruda verildiği gibi, soruda verildiğinde şuydu. 800 eşittir 1200 çarpı 0,2 artı y diyelim buhar basıncına çarpı 0,8 diyelim. O zaman buradan buhar basıncını kaç bulurum? Yazalım şuraya hemen. Buhar basıncını P'yi buradan 560 milimetre küve olarak buluruz. Şöyle yaptık. 1200 ile 0,2'yi çarptık. Şu sıfırla şu sıfırı götürdük. Göstereyim. Şu sıfırla şu sıfırı götürdük. Yani 120 ile 2'yi çarptım. Burada 240 kaldı. 240 ile 800'den 240'ı çıkardım. Kaç kaldı? 560. Ama bir de burada 0,8'imiz var. Onu yazmayı unuttuk. Hemen onu da yazalım. Şuraya 0,8. Evet. Her tarafı 0,8'e bölecek olursam. Her tarafı da 0,8'e bölecek olursam 760 olarak bulacağım. Şöyle 0,8'e bölelim. P'ye buradan 760. P'ye eşittir 700 çıkacak. 700 milimetre küve arkadaşlar. Evet, devam edelim. İkinci olarak kaynama noktası yükselmesi. Saf bir sıvının belli bir basınçta kaynama noktası sabittir. Bu kaynama süresince değişmez. Çözeltilerin belirli bir kaynama noktası yoktur. Kaynama noktaları saf çözücülerinkinden daha yüksektir ve kaynama sırasında sürekli artar. Bu artış doymuş çözelti oluncaya kadar devam eder. Sıcaklığın sabit kalması sonucunda tuzun çökmeye başlaması doymuş bir çözelti olduğunu gösterir. Yani
Arkadaşlar, bir tane elimizde bir tencere suyumuzun olduğunu düşünelim. İçerisinde hiçbir madde yok. Saf su biliyorsunuz 100 santigrat derecede kaynamaya başlar ama içerisine tuz attığımızda kaynama noktası birazcık yükselir. Burada anlatmak istediği şey bu. Şimdi burada grafikte gördüğünüz gibi suyumuz 100 santigrat derecede kaynamaya başlar ve kaynama sürekli aynı noktada devam eder. Ve ben bunun içerisine madde eklediğimde bu çözelti doyana kadar kaynama noktası yükselir. Doymuş çözelti olduğu anda kaynamaya başlar. Doymamış çözeltinin buhar basıncı değişmez. 100 artı T zamanda kaynamaya başlar. Kaynamaya başladığında buhar basıncı dış basınca eşit olur. Gelelim kaynama noktası formülüne. Delta TK eşittir. KK değeri çarpı tesir değerliği çarpı molalite. Şimdi delta TK kaynama noktası yükselmesi. KK değerimiz molal kaynama noktası yükselme sabiti. O da 0,52'dir. Bize sorularda mutlaka verilir zaten. Tesir değerli de ortama verilen iyon veya molekül sayısıdır. Moliliteyi de biliyoruz ki mol bölü kilogram. Açık veya kapalı bir kapta ısıtılan suyun buhar basıncı gittikçe artar. Bu artış buhar basıncı dış basınca eşit oluncaya kadar sürer. Buhar basıncı dış basınca eşit olduğunda su kaynamaya başlar. Buna göre bir sıvının kaynama noktası sıvının denge buhar basıncının dış basınca eşit olduğu sıcaklıktır. Diğer bir deyişle gaz halindeki moleküllerin sıvı üzerine yaptığı basınçtır. Şimdi suyu gördüğümüz gibi sıcaklığı 100 santigrat derecedeyken kaynamaya başlar. Kaynama noktası budur. Fakat başka bir madde eklendiğinde 100'den daha fazla bir sıcaklıkta kaynar. Gördüğünüz gibi 115 santigrat derecede kaynamaya başlamış ve dış basınca eşit olmuş kaynamaya başladığında. Grafiği incelediğimizde saf suyun kaynama noktasının çözeltinin kaynama noktasından daha düşük olduğunu görüyoruz. Tane örnek yapalım. 80,8 potasyum nitrat katısının 400 gram suda çözünmesiyle oluşan çözeltinin kaynama noktasını hesaplayınız. Bize potasyum nitratın molekül ağırlıklarını vermiş. Potasyum 39, azot 14, oksijen 16. Hemen atom ağırlığını bulalım. Yani molekül ağırlığını bir bulalım. Bir tane potasyum, bir tane azot, 3 tane oksijen kullanılmış ve 101 gram bölü mol bulmuş. Şimdi formülü yazdığımızda delta TK eşittir. KK değeri çarpı tesir değerliği çarpı molalite. O da molalite N bölü kilogram suydu. Hemen molaliteyi önce bulalım. Potasyum nitratın molekül ağırlığını bulduk 101. Gramını biliyoruz N bölü MA'dan 80,8'den 101 80,8 bölü 101'den 0,8 mol olarak bulduk. Şimdi kilogram suyu da biliyorduk ama bana 400 gram su vermiş. Bunu kilograma çevireceğim. 0,4 kilogram su oldu. O zaman molalite eşittir. Mol bölü kilogramdan 0,8 bölü 0,4'ten 2 buldum molaliteyi. Tesir değerlerini bulmam için potasyum nitratı iyonlarına ayrıştırdım. Bir tane potasyum, bir tane de nitrat iyonu verdi. Yani iki tane iyon verdi bana. O zaman tesir değerlerini de 2 buldum. Hemen formülde yerine yazdım. KK değeri zaten sabit bir sayı. 0,52 çarpı 2 çarpı 2'den 2,08 bulduk. Bu kaynama noktası yükselmesi. Yani 100 santigrat dereceden ne kadar yükseldiğini bulduk biz. O zaman ne yapacağız? 100 artı 2,08 diyeceğiz. 102,08 santigrat derece olarak kaynama noktası sıcaklığını bulmuş olacağız. Gelelim donma noktası düşmesi. Saf sıvıların sabit basınçta belli bir donma noktası olmasına rağmen çözeltilerin belli bir donma sıcaklıkları yoktur. Çözeltilerde saf çözücülerden daha düşük sıcaklıkta donar.
Donma, düzensiz bir durumdan düzenli bir duruma geçişi belirtir ve bu geçişle donmanın olduğu sistemden enerji dışarıya verilir. İyon ya da tanecik derişimi arttıkça çözeltinin donma noktası düşer. İyon ya da tanecik derişimi arttıkça çözeltinin donma noktası düşer. Neden arkadaşlar? Çünkü kolligatif özellikler iyonların derişimine bağlıydı. Nasıl ki kaynama noktasında çözeltimize, yani saf suyun içerisine madde ekledikçe kaynama noktamız yükseliyorsa, o zaman çözeltimizde madde eklendiğinde, madde ekledikçe, çözeltimizde madde ekledikçe donma noktası düşecektir. Doygunluğa ulaşınca sıcaklık sabit kalır. Donma noktası alçalması çözünenin cinsine bağlı olmayıp derişimine bağlıdır. Şimdi su 0 santigrat derecede donar. Öyle değil mi? Şuraya sıcaklık yazalım. Su 0 santigrat derecede donar. O zaman su 0 santigrat derecede donarsa içerisine madde eklediğimde daha düşük bir sıcaklıkta donmuş olması gerekecek. Yani doymuş çözeltiye ulaştığında şurası sabit kalacak. Donma noktası alçaldıkça, donmaya başladıkça, başlamadan önce ki durum bize doymamış çözeltiyi veriyor. Donmaya başladığında bu çözelti doymuş çözelti oluyor. Gelelim bunun formülüne. Delta T'de eşittir KD çarpı tesir değerliği çarpı molarite. Tesir değerliği yine iyon ya da molekül sayısı oluyor. Delta T'd ise donma noktası alçalması. Yani ne kadar sıfırdan daha düşük sıcaklıkta donacağı için ne kadar alçalmış onu verecek bize. KD'de donma noktası alçalması sabiti. Bu da 1.86, buna bize soruda verir. Moliliteyi de biliyoruz zaten, en böyle kilogram su. Sıfırdan düşük sıcaklıkta olacağı için bulduğumuz donma noktası alçalmasını sıfırdan çıkarmamız gerekiyor. Örneğimize bir bakalım. 500 gram suda 0.125 mol sodyum bromür çözünerek hazırlanan çözeltinin donma noktası kaç santigrat derecedir? KD'yi bize vermiş. Hemen formülümüzü yazalım. Delta TD eşittir KD çarpı tesir değerliği çarpı molalite. Molalite neydi? Mol bölü kilogram su. Gram vermiş, kilograma çevireceğim. 0,5. 0,125 bölü 0,5'ten 0,25 buldum. Tesir değerliği de sodyum ve sodyum bromürde bir sodyum bir de bromür olduğu için iki tane iyon vermiş oluyor bize. İyonlarını ayrışırken iki tane iyon vermiş oluyor. Tesir değerlerini de 2 buldum. Zaten KD sabitti, 1,86. Buradan gerekli hesaplamaları yaptığımda 0,93 buldum delta TD'yi. Donma noktası sıcaklığını sorduğu için de sıfırdan çıkardım. Eksi 0,93 santigrat derece donma noktası sıcaklığı diyoruz. Ve son olarak da osmotik basınç. Yaşamın temeli olan hücreye madde girişlerinin bir kısmı ozmoz sayesinde olur. Ozmozda suda çözünmüş maddelerin çok olduğu kısım, suda çözünmüş maddelerin az olduğu kısma bir emme kuvveti uygular. Bu emme kuvveti osmotik basınç olarak algılanır. Yani kısaca arkadaşlar, çok yoğun, az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçiş demektir. Yani derişimi düşük olan ortamdan derişimi büyük olan ortama geçiş demektir. İki çözeltinin osmotik basınçları farklıysa, derişimi yüksek olan hipertonik, derişimi düşük olanasa hipotonik çözelti denir. Suyun yarı geçirgen zar yardımıyla basınç uygulanarak çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçmesine ters ozmoz denir. Biz arkadaşlar ters ozmozla deniz suyundan içme suyu eldesi yapıyoruz. Ters ozmoz uygulayarak deniz sularından içme suyunu elde edip içme suyu olarak kullanabiliyoruz.
Kısaca özetleyecek olursak koligatif özellikleri. Koligatif özellikler toplam tanecik derişimi ile doğru orantılıdır. Yani toplam tanecik derişimi artarsa, çözünen madde elektrolit ise iletkenlik artar. Moleküller arası etkileşim artar. Kaynama noktası yükselir. Donma noktası düşer. Osmotik basınç artar. Uçuculuk azalır. Buhar basıncı düşer. Bu değişimler sabit basınçta ve uçucu olmayan bir katı çözündüğünde geçerlidir. Fakat uçucu olan bir maddeyle olursa etil alkol gibi bir uçucu madde çözündüğünde kaynama noktası ve donma noktası düşer. Buhar basıncı artar arkadaşlar. Teşekkür ederim. Bu konuyla ilgili bol bol soru çözerseniz bu konumuz pekişir.